Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre Türkçe denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 8. denemeyi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda yukarıdaki açıklamalardan hangisi anlamca ayraç içindeki deyimle uyuşmamaktadır demiş. Sitem ve kızgınlığını açıkça söyleyip rahatlamak için içini boşaltmak deyimi kullanılır. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Tedirgin olmak anlamında içi pırpır etmek deyimi kullanılır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Belli etmeden derin bir üzüntü içinde olmak ifadesini içi kan ağlamak deyimiyle ifade ederiz. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Büyük heyecan duymak, coşkunluk göstermek anlamında içi içine sığmamak deyimi kullanılır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Sıkıntı, fenalık basmak için içi parçalanmak deyimini kullanmayız arkadaşlar. İçi daralmak deyimini kullanırız. O yüzden bu ifade yanlıştır. İçi parçalanmak ifadesini ise birinin durumuna üzülmek için kullanıldığını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız 3'ün yer aldığı C seçeneği olacaktır. 2. soru. Bu parçada geçen gölgesinde yazmak sözüyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her sanatçı kendisinden sonraki sanatçı için bir basamak oluşturur. Türk şiirinin en büyükleri arasında yer alan Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi şairler, divan şiirinin ustaları olan Baki Nedim gibi şairlerin gölgesinde yazmasalardı kalıcı olamazlardı. Arkadaşlar, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal gibi sanatçılar ne yapmış? Baki, Nedim gibi sanatçılardan faydalanmışlar. Onları bir basamak olarak kullanıp kalıcılığı yakalamışlar. İşte gölgesinde yazmak ifadesiyle de vurgulanmak istenen budur. Onlardan faydalanıldığını göstermektedir. Seçeneklere baktığımızda görüşlerini benimsemek demiş, değil. Geleceğe kalmasını sağlamak, değil. Geçmişini terk etmemek, değil. Olduğu gibi taklit etmek, değil. Eserlerinden yararlanmak, faydalanmak aynı anlamlara gelir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 3. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıtlığı çağrıştıran bir anlam vardır? Oyalayıcı bir şeyler yazmaktansa kopkoyu bir karamsarlığı yeğlerim. Burada bir karşıtlık yok, bunu elemiş oluruz. Özgürlüğü arama tutkusu öykülerine bulaşır. Bakın burada da bir karşıtlık yok, bunu da elemiş oluruz. Dişiliği çoktan tükenmiş pek çok kadın canlanır öykülerinde. Burada da bir karşıtlık yok, bunu da elemiş oluruz. Türlü kapıları aralayarak okuyucusuna yaşama dayanacak yeni nefesler üfler. Bakın burada da bir karşıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. O karanlığa ülkenin öykücüsü olarak aydınlık serper ifadesinde karanlık ve aydınlık zıt ifadelerdir arkadaşlar. Karşıtlığı bildirir. O yüzden cevabımız da A seçeneği olacaktır. 4. soru. Aşağıdakilerin hangisinde yazara ilişkin açıklamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır? Bu tarz sorularda arkadaşlar önce ayraçların içini okumak lazım. Yani bizden ne istiyor bunu bilmek lazım. Gerçekleri yansıtma demiş. Yaşanmışlıklarını ince ayrıntılar aracılığıyla dillendirir. Bakın burada yaşanmışlık ifadesini kullanarak gerçekleri yansıttığını söyleyebiliriz. O yüzden B doğrudur, bunu elemiş oluruz. Sanatlar arası ilişki kurma, şiir, resim, müzik gibi sinemaya açılan koridorlar gibidir Firuza'nın öyküleri. Bakın sanatlar arası ilişki kurmuş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Otobiyografik nitelikler taşıma demiş. Bütün yaşadıklarını gizlediği yerlerdir öyküleri. Otobiyografik eserler kişilerin kendi yaşadıklarını kaleme almasıdır. Bakın burada da bütün yaşadıklarını gizlediği yerlerdir ifadesiyle yaşadıklarını anlattığını görüyoruz. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Aykırı olma, hiçbir yere, hiçbir ayrılığa, hayatın hiçbir ritmine uymamak temelindedir öyküleri. Arkadaşlar hayatın hiçbir ritmine uymuyorsa aykırıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Anlatımsal farklılık demiş. Yoksulluğun, çaresizliğin incecik sızısını duyumsarız. Firuza'nın küçük kızları ve anneleriyle birlikte. Arkadaşlar burada hiçbir anlatımsal farklılıktan bahsetmiyor. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 5. soru. Aşağıdakilerin hangisinde yalın bir söyleyiş vardır? Arkadaşlar yalınlık metinlerde mecazlı söyleyişleri, yine söz sanatlarına yer vermemektir. Seçeneklere baktığımızda güneş yenice batmış, köy yollarına, bağlara, tek tük kerpiç evlere, gecenin karanlığı, sessiz ve pamuk bir yorgan ağırlığıyla çökmüş ifadesinde. Bakın, gecenin karanlığını pamuk bir yorgana benzetmiş. O yüzden burada benzetme sanatı var. Bunu elemiş oluruz. Pas tutmuş dövme menteşeler can haliyle gıcırdadı. Sanki yaslandığı duvarı uyandırmak istercesine büyük bir gürültüyle esnedi, gerildi, kendine geldi. Arkadaşlar, dövme menteşeleri ne yapmış burada? Kişileştirmiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. İşlemeli yüksek tavandan sarkarak altında olup bitenleri seyreden pirinç avize korkuyla titreyip mumlarından birini düşürdü yere. Bakın, burada da pirinç avize kişileştirilmiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yer yer sırları dökülüp beneklenmiş Venedik ayna içeride neler olup bittiğini göstermek zorunda kaldığı için ancak kendinin duyabildiği boğuk bir sesle "Kimsin sen? Ne istiyorsun?" diyerek homurdandı. Bakın, burada da Venedik aynanın hem intak sanatını kullanarak, yani hem onu konuşturarak hem de diğer özelliklerle arkadaşlar kişileştirildiğini görüyoruz. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Köyün içindeki asfalt yollar bitince dağ yamacına doğru sıra sıra üzüm bağları başlar ve bu bağ evlerinden genç oğlanlar üzüm sergilerinin güvenliği için gece boyu nöbet tutarlardı. Arkadaşlar, bakın, bu parçada hiçbir mecazlı ifade, hiçbir söz sanatı olmadığı için yalın bir söyleyişle yazıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Onun öykülerinin bir başka özelliği de öyküyü okurla, dinleyenle sohbet eder gibi kurgulamasıdır. Böylece okura ... izlemini vermek ister. Arkadaşlar, sanatçı okurla sohbet edermiş gibi eserini kurguluyorsa ne yapmaya çalışır? Okuru öykünün içine çekmeye çalışır. Onun öyküyle birlikte yaşamasını sağlar. Seçeneklere baktığımızda sen olayları içselleştirme, sadece izle. Bu olmaz. Sizin bildiğiniz hiçbir disipline bağlı değilim. Bu da olmaz. Öykü yorumsal okumalara kapalı. Bu da olmaz. Bilmediğin bir yolda yürüyorsun, dikkat et. Bu da olmaz. Sen dışarıda değilsin. Öyküyü birlikte oluşturuyoruz. İşte aradığımız cevap budur. O yüzden dinleyenle sohbet edermiş gibi eserini kurgulamaya çalışıyor. Okuru öykünün içine çekmeye çalışıyor. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdakilerin hangisi sadece yüklemden oluşmuş bir cümledir? Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerle dolu yapıları gelen bütün turistlerin yüreğinin telini titretiyordu. Titretiyordu yüklem. Ne? Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerle dolu yapıları özne. Neyi titretiyordu? Gelen bütün turistlerin yüreğinin telini, burası da nesne olur. Bakın, özne, nesne ve yüklemden oluşmuş. Bunu eledik. Evin önündeki ıhlamurların kokusu uzak diyarlardan gelen misk ve amberin yaydığı sihirli koku gibiydi. Arkadaşlar, virgülden sonrası tamlama olduğu için komple yüklem. Ne? Evin önündeki ıhlamurların kokusu, burası da özne olur. Bu da özne ve yüklemden oluşmuş. O yüzden bunu delemiş olduk. Şiir düşünceyi sözcüklerle eriten, duyguları ise sözcüklerle gün yüzüne çıkaran bir türdür. Yine virgülden sonraki kısım tamlama, o yüzden komple yüklemdir. Ne? Şiir, burası da özne. Bakın, bu da özne ve yüklemden oluşmuş. Bunu da elemiş olduk. Ünlü hatibin konuşması, her insana huzur veren muhteşem bir melodinin yaydığı seslerin armonisiydi adeta. Arkadaşlar, burada da yine virgülden sonra adeta kadar olan kısım nedir? Tamlamadır. Tamlama olduğu için burası yüklem. Ne? Ünlü hatibin konuşması özne, nasıl, adeta zarf tümleci. Bu da özne, yüklem ve zarf tümlecinden oluşmuş. Bunu da elemiş oluruz. Zamanının büyük bölümünü tek başına geçiren, mutluluğu dağda bayırda arayan, üretken ve araştırmacı bir insan ifadesinde insan isim, nasıl insan? Zamanın büyük bölümünü tek başına geçiren, mutluluğu dağda bayırda arayan, üretken ve araştırmacı bir insan. Bakın, burası komple sıfat olur. Sıfat artı isim sıfat tamlamasıdır. Tamlamalar parçalanamaz. O yüzden bu cümlenin hepsi nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? İyi öykü yaşamı aktarmak yerine onu biricik kılacak, özgün, hiçbir zaman dile gelemeyecek imgesel görüntüsünü ortaya çıkarır. Bu hayatın sanatsal ifadesidir. Yeni bir bakış açısıdır. Fark edilemeyeni fark ediştir. Anlamca kaynaşmış birleşik eylem diyor. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller genellikle deyimlerle oluşur. Bakın burada da dile gelmek deyimini kullanmış. A seçeneği vardır. Bunu elemiş oluruz. Peki yardımcı eylem var mı? Fark etmek yardımcı eylemle oluşmuş birleşik bir fiildir. Bu da vardır. Bunu da elemiş oluruz. Birleşik sıfat iki şekilde oluşurdu. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar ve kurallı birleşik sıfatlar. Parçaya baktığımızda ise zaman isim, hangi zaman? Hiçbir zaman. Hiçbir sözcüğü ismi belirttiği için ve net olmadığı için burası belgisiz sıfattır. Peki hiç ve bir sözcükleriyle de birleştiğini görüyoruz. Bakın anlamca kaynaşmış birleşik sıfat var. D de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belirtili isim tamlaması demiş. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın hayatın ifadesi. Her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Araya da niteleme sıfatı girmiş. E de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İşaret sıfatı arkadaşlar şuradaki bu sözcüğü işaret zamiridir bu. Dikkat edecek olursanız zaten bu kelimesinden sonra virgül gelmiş. Burada işaret sıfatı yok arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Dünya edebiyatının büyük ustası Jorge Luis Borges yaşamının bir noktasında kör olacağını biliyordu. Körlük Borges ailesinde nesilden nesile geçiyordu. Yalnızca babası değil, babasının anne babası da yaşamlarının bir safhasında kör olmuşlardı. Borges kendi durumunun çok da dramatik olmadığını düşünüyordu. Zincirleme isim tamlaması. Nerede var? Dünya edebiyatının ustası. Bakın 3 tane isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş. Burası zincirleme isim tamlamasıdır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Tamlayanı zamir olan at isim tamlaması. Bu nerede var? Kendi durumu derken burası nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Arkadaşlar kendi sözcüğü de dönüşlülük zamiridir. Bakın dönüşlülük zamirinin görevi nedir? Tamlayan görevi nedir? Yani birinci sözcük durumundadır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar zaten kendi durumu belirtisiz isim tamlamasıydı. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Birden çok belirtili isim tamlaması demiş. Bakalım. Bakın yaşamlarının safhası derken burada arkadaşlar tamlayan ek almış. Tamlanan iyelik eki almış. Belirtili isim tamlamasıdır. Yine yaşamının noktası derken her ikisi de ek aldığı için bu da belirtili isim tamlamasıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tamlananı zamir olan isim tamlaması demiş. Arkadaşlar tamlananı zamir olan isim tamlaması yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Arkadaşlar bu soruda bir baskı hatası var. Bakın onu da şöyle ifade edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 3 ile 4'ün yeri değişmiş. Burası 3 olacak arkadaşlar. Burası da 4 olacak. Soruyu buna göre değerlendirmek lazım. İsterseniz şimdi de soruya geçelim. Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük bir isim tamlamasını niteleyen bir sıfattır. Bakalım. Ünlü bir bilim insanı demiş. Bilim insanı birincisi ek almayıp ikincisi iyilik eki aldığı için nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl bilim insanı? Ünlü. Ünlü sözcüğü bakın burada niteleme sıfatıdır. A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük belirtili isim tamlamasının tamlananıdır demiş. Beethoven'ın bir eseri derken bakın Beethoven'ın eseri tamlayan ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Eseri sözcüğü de burada tamlanan görevindedir. Yani ikinci sözcüktür. B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük belgisiz zamiri belirten bir belgisiz sıfattır. Baskı tahtasını düzeltmiştik. Biri nedir burada? Biri arkadaşlar belgisiz zamirdir. İsmin yerine geçmiş fakat net olarak belirtmemiş. Peki hangi biri? Başka biri. Bakın bu da zamiri belirtiyor. Fakat net olarak belli olmadığı için de başka sözcüğü belgisiz sıfattır. O yüzden C de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 5. sözcük özne görevli belgisiz zamirdir demiş. Yazamazlı yüklem kim? Kimse özne. Arkadaşlar kimse sözcüğü de yine bakın ismin yerine geçmiş. Net olarak belli olmadığı için de bu nedir? Belgisiz zamirdir. E de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 4. sözcük fiili sınırlandıran bir edattır demiş. Bakalım ben hiç yaşamamış olsam belirsizlik ilkesini muhtemelen başka biri formüle ederdi. Ancak Beethoven hiç doğmamış olsaydı az önce çaldığım opus 111'i kimse yazamazdı. Bakın buradaki ancak sözcüğüne bakıyoruz. Baskı hatasından dolayı demin ifade etmiştik. Bunu 3 olarak yazmışlar. Normalde bu 4'tür arkadaşlar. Ancak sözcüğü burada ama fakat anlamlarına geldiği için edat değildir arkadaşlar. Bağlaçtır. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Cumhuriyetin ilk yıllarında klasik zevke dayalı eserler veren şairlerin etkisi göze çarpar. Bakın burada göze çarpmak deyimdir, yüklemdir. Peki ne göze çarpar? Klasik zevke dayalı eserler veren şairlerin etkisi özne. Ne zaman? Cumhuriyetin ilk yıllarında. Burası da zarf tümleci olur. Cümlenin ögeleri zarf tümleci, özne ve yüklemden oluşuyor. Seçeneklere baktığımızda zarf tümleci, özne ve yüklem olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki alırken ünlülerden biri düşmüştür? Çocuk eğitimine dayak diye bir şey olmamalıdır. Arkadaşlar burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Sahilde dalgaların aşındırmasıyla oyuk oluşmuştu. Bakın oymaktan oyuk olmuş. Yapım eki almış. Fakat ünlü düşmesi yok. Bunu da elemiş oluruz. Bana yumuşak bir yatak gibidir tabut. Yatmaktan yatak olmuş. Yapım eki almış. Fakat ünlü düşmesine uğramamış. Bunu da elemiş oluruz. Her kış Uludağ'a gidip kayak yapıyormuş. Arkadaşlar kaymaktan kayak olmuş. Yapım eki almış. Fakat ünlü düşmesine uğramamış. Bunu da elemiş oluruz. Bu yılda maalesef yaz mevsimi çok kurak geçti ifadesinde kurak kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Kurudur. Görmüş olduğunuz gibi buradaki U ünlüsünün düştüğü görülüyor. Kurudan kurak olmuş. Ak yapım ekini almış. Yapım eki alırken ünlü düşmesine uğradığı için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bakın arkadaşlar şuraya senin gelmesi lazım. Senin damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Tamlayanı düşmüş, belirtili isim tamlaması var. Şimdi buna göre sözcüğü değerlendirdiğimizde damar nedir? İsim köküdür. Lar nedir arkadaşlar burada? Lar çoğul ekidir. Senin damarların dersem ın iyelik ekidir. D nedir? D de bulunma hal ekidir. Peki arkadaşlar ki nedir buradaki? Bakın damarlarındaki asil kan. Hangi kan? Damarlarındaki asil kan. Burası da sıfat yapan ki'dir. Şimdi bu bilgiler ışığında seçeneklere baktığımızda iyelik eki var. Tamlayan eki. Arkadaşlar bu dursun. Çoğul eki var. Bulunma durum eki var. Sıfat yapan ilgi eki var. Görmüş olduğunuz gibi tamlayan eki yok. Tamlanan eki var. Yani iyelik eki var. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Ama biri sürünerek gider, biri de süzülerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. 1. sözcük bağlaç görevli bir sözcüktür demiş. Bakın burada ama sözcüğü nedir? bağlaç göreviyle kullanılmıştır. Bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük belgisiz zamirdir. Bir kelimesi ismin yerine geçmiş fakat net olarak belirtmediği için belgisiz zamirdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük soru zamiridir. Nereye gittiğin derken arkadaşlar bakın Ankara'ya gittiğin, Çorum'a gittiğin görmüş olduğunuz gibi ismin yerine geçiyor. İsmin yerine geçtiği için de zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için de bu soru zamiri olarak kabul edilir. D de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Beşinci sözcük soru zarfıdır. Gitmek fiil. Bakın nasıl sözcüğü fiili belirtmiş. Nasıl gittiğindir derken kolay gittiğin, zor gittiğin dersem durum zarfı olur. Dolayısıyla bu sözcük hem fiili belirtmiş zarf hem de soru yoluyla belirttiği için soru zarfıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük niteleme sıfatıdır. Önemli olan derken olan sözcüğü nedir? Fiilimsidir değil mi? An, en sıfat fiil ekini almış. Fiilimsi göreviyle kullanılıyor. Nasıl olan, önemli olan, önemli sözcüğü fiilimsi belirttiği için burası nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Niteleme sıfatı değildir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle aynıdır? Lale'yi ilk kez 1559'da Almanya'nın Augsburg kentinde gören İsviçreli botanikçi Konrad Gessner yayımladığı kitabında lale resmine yer vermiştir. Yer vermiştir yüklem. Kim? Lale'yi ilk kez 1559'da Almanya'nın Augsburg kentinde gören İsviçreli botanikçi Konrad Gessner. Buraya kadar özne. Peki neye yer vermiştir? Lale resmine dolaylı tümleç. Nerede? Yayımladığı kitabında dolaylı tümleç. Bakın öge dizilişi özne, dolaylı tümleç, dolaylı tümleç ve yüklem biçiminde olmuş. Şimdi seçeneklere bakalım. 1556 yılında Osmanlı topraklarını gezen Busquets, Edirne ve İstanbul'daki saray bahçelerinde lalenin yetiştirildiğini gören ilk Avrupalıdır. Yüklem hangisi arkadaşlar? Bakın lalenin yetiştirildiğini gören ilk Avrupalıdır. Ek fiil olarak yüklem olmuş. Peki kim? 1556 yılında Osmanlı topraklarını gezen Busquets, burası özne. Peki nerede? Edirne ve İstanbul'daki saray bahçelerinde, burası da dolaylı tümleç olur. Fakat yukarıdaki parçayla öge dizilişi aynı olmadığı için bunu elemiş oluruz. Manisa Dağı Sultan Yaylası bölgesinde sarı, turuncu ve kırmızı renkli laleler yaygın olarak görülür. Bakın görülür yüklem. Görülen ne? Sarı, turuncu ve kırmızı renkli laleler. Burası özne. Nerede görülür? Manisa Dağı Sultan Yaylası bölgesinde dolaylı tümleç. Nasıl? Yaygın olarak zarf tümleci. Bakın arkadaşlar bunun da öge dizilişi yukarıdaki parçayla aynı olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Lale'yi binlerce yıl öncesinde Türkler tarafından yetiştirilip yayıldığı sanılıyor. Sanılıyor yüklem. Sanılan ne? Lale'nin binlerce yıl öncesinde Türkler tarafından yetiştirilip yayıldığı, burası özne olur. Bu da yukarıdaki parçayla öge dizilişi yönünden aynı değil. Bunu da elemiş oluruz. Lale, divan edebiyatında sıkça kullanılan motifler ve mazmunlardan biridir. Arkadaşlar, şurası tamlama olduğu için komple yüklemdir. Ne? Lale özne. Bakın bu da öge dizilişi yönüyle yukarıdaki parçayla aynı değil. Bunu da elemiş oluruz. İran Selçukluları ve Büyük Selçuklular sanat eserlerinde lale, resim ve motiflerine yer vermiştir. Yer vermiştir yüklem. Kim? İran Selçukluları ve Büyük Selçuklular. Burası öznedir. Neye yer vermiştir? Lale resim ve motiflerine dolaylı tümleç. Nerede? Sanat eserlerinde. Burası da dolaylı tümleç olur. Bakın yukarıdaki parçayla öge dizilişi yönünden aynı olduğunu görüyoruz. Bu da özne, dolaylı tümleç, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Hiç de ayrı yazılır doğrudur. Bunu elemiş olduk. Muayyenehaneden bu da doğru yazılmış. Bunu da eledik. Önlük doğru yazılmış. Bunu da eledik. Mütehassıs. Bu da doğru yazılmıştır. Bunu da eledik. Profesör. Arkadaşlar profesör böyle yazılmaz. E ile yazılır. Profesör olacak arkadaşlar. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 17. soru. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde virgülün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir noktalama yanlışı vardır? Divanşehir'inde İstanbul adlı bir antoloji hazırlayan Asaf Halet Çelebi 1955'te Türk Düşüncesi ve Türk Yurdu dergilerinde İstanbul üzerine bir dizi yazı yazar. Bakın burada virgül doğru kullanılmış arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. 10 şiirin yer aldığı Lam Elif adlı şiir kitabı Asaf Halet Çelebi'nin 2. şiir kitabının da adıdır. Bu da doğru kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinde masal, çocuk ve çocukluğun yanında durur. Başka bir deyişle bilinç, yitirilmiş bir masal dünyasının içinde saflığını arar. Burada da virgül doğru kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Asaf Halet Çelebi, Metin Eloğlu'nun Düdüklü Tenceresi için böyle bir kitaptan bahsetmek benim için zül, muharriri için de bir şereftir cümlesiyle başlayan ağır bir eleştiri yazısı yazmıştır. Arkadaşlar burada da yine virgülün doğru kullanıldığını görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Mehmet Kaplan, Om Mani Padme yayımlandığında kitap üzerine bir yazı yazarak Asaf Halet Çelebi'nin şiirini kültür şiiri diye niteler. Arkadaşlar bakın, arak erek zarf fiilekinden sonra virgülün gelmesine gerek yok. O yüzden burası yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 18. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Sibel Türker'in hayatı sevme hastalığına tutulmuş ama derinde bir yasa boğulmuş baş kahramanları çocukluk yıllarının yasını tutuyorlardı. Burada bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş olduk. Konuşmalar kitabı sadece kendi alanına değil pek çok bilimsel alana ışık tutan, yeni öngörüler için cesaret veren bir yapıt. Burada da bir yazım yanlışı göremedik. Bunu da eledik. Yapı Kredi Yayınları Delta dizisinin 2. cildinde bir araya getirdiği Kayıp Zamanın İzinden'in 2013'te baskısında roman kişileri dizine de yer vermiş. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da eledik. Kısa bir süre önce çıkan 3 aylık Posta Kültür dergisi posta kutusunun 1. sayısında bir mektubumla karşılaşınca çok şaşırmış ve sevinmiştim. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da eledik. Okurun belleğinde sevdiği yazarlar her zaman mezarlarından hortlayarak köşe başlarını tutar. Okurunu sorgulamaya başlar. Arkadaşlar burada yazım yanlışı nerede? Hortlayarak kelimesinde. Biz biliyoruz ki Y kaynaştırma harfi 3 sözcükte daralma yapar. Demek, yemek ve ne sözcüklerinde daralma yapar. Hortlayarak kelimesi bu 3 sözcüğün içerisine girmiyor. O yüzden hortlayarak değil, hortlayarak olması lazımdı. Bundan dolayı burada yazım yanlışı yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Kalabalık masalardan birinden yer veriliyor. Çayı önüne geliyor. Bakın cümle bittiği için buraya nokta gelir. Geliyor yüklem, veriliyor yüklem. 2 tane sıralı cümlenin olduğunu görüyoruz. O yüzden buraya da virgül gelir. Usul usul daireler çizen eli, kaşık şıkırtılarıyla dövülen duvarlar, dışarıdan gri bir bela gibi uzanan gökyüzü. Bakın burada sıralama yaptığı için buraya virgül gelir. Buraya da virgül gelir. Cümle bitmediği için de arkadaşlar buraya da 3 nokta gelir. Bundan dolayı da seçeneklere baktığımızda bakın virgül, nokta, virgül, virgül ve 3 noktanın olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında bir değişme olmaz. Selim İleri'nin en önemli yazı kaynakları kitaplar, yaşantılar ve hatıralardır. O tümüyle okuduklarından, yaşadıklarından yola çıkar. Onun eserinde çoğunlukla anlatıcı ve yazar özdeşleşmiştir. İnsanların bir dönem çok önem verdikleri anıların, eşyaların, değerlerin giderek nasıl anlamsızlaştıklarını, cansızlaştıklarını anlatırken o içinden çıkılmaz zaman olayının peşine düşer. Naif bir yaklaşımla hayal ve gerçeği birbirine karıştırarak geçmişe bakar. Bireyin içsel serüvenini anlatırken çevre, toplum, yapı gibi dış koşullardaki değişim bunların birey üzerindeki etkisini irdeler. Bakın arkadaşlar, 1 ve 2 numaralı cümlenin aynı anlama geldiğini görüyoruz. Selim İleri yazı yazarken kitaplardan ve yaşantılardan yararlanmış. Yine aynı şekilde 2 numaralı cümlede de bundan bahsediyor. Okuduklarından, yani kitaplardan ve yaşadıklarından, yani yaşantılardan faydalanmış. O yüzden 2 numaralı cümlenin çıkarılması arkadaşlar anlam değişikliğine neden olmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Arkadaşlar önce seçenekleri okuyalım. Açıklayıcı öyküleme, içerik cümlesi, eksiltili cümle, kişileştirme, kanıtlanabilir yargılar. Şiten Bey'in babası doğaya, özellikle toprağa çok meraklı bir adammış. Salinasa'da doğal güzelliklere sahip huzurlu bir kırsalmış. Şiten Bey'in çocukluğunda kaçıp saklanabileceği odunluklar, su kenarları varmış. Bu yerlerde yalnız başına oturup kuşları izler, hayaller kurarmış. Sonraki yaşamında da hep bir bahçesi ve bir köpeği olmuş Şiten Bey'in ve hep deniz kıyısında yaşamış. Yaşamının ilk yarısı Pasifik, ikinci yarısı Atlantik kıyılarında geçmiş. Charles Ley ve Seyahatler adlı kitabında okyanustan okyanusa olan seyahatini anlatır. Salinasa'dan tam bir kasaba hayatı söz konusu. Birbirini tanıyan samimi aileler. Çocukları her gün beraber okyanusa yüzmeye gidiyorlar. Geceleri toplanıyorlar. Toplam nüfus 2500. Arkadaşlar bakın, toplam nüfus 2500 derken bu kanıtlanabilir. O yüzden biz buradan E seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu elemiş olduk. Yine samimi aileler derken bakın cümle bitmemiş. Eksiltili cümleye yer verdiğini görüyoruz. O yüzden biz buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar parçanın geneline baktığımızda bize açıklayıcı öyküleme tekniğini kullanmış. O yüzden biz buradan A'yı çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. İçerik cümlesi zaten genel itibariyle hep konusundan bahsediyor. Buradan da B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Bu parçada kişileştirmeye yer verilmediği için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına uygun olarak 2 haftalık bir süre boyunca ise güneş neredeyse hiç batmaz cümlesi getirilmelidir. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde kışın gündüzler oldukça kısa sürer. Ancak yaz mevsiminde de bu durum tersine döner ve Haziran-Temmuz aylarında en uzun gündüzler yaşanır. Bu olaya beyaz geceler adı verilir. Dünyanın pek çok ülkesinden turist beyaz geceleri yaşamak için bu dönemde St. Petersburg'a gelir. Beyaz gecelere özel pek çok etkinliğin düzenlendiği şehirde hayat bu 2 hafta boyunca hiç durmaz. Arkadaşlar bakın, bu cümle, soruda yer alan cümle 5'e gelmez, 4'e gelmez, 3'e de gelmez. Neden? Çünkü bu cümleler arasında dil ve anlam bütünlüğü var. Buradaki cümle 2 numaralı yere gelir arkadaşlar. Neden? Şundan dolayı bakın, St. Petersburg şehrinde kışın gündüzler oldukça kısa sürermiş. 2 haftalık süre boyunca güneş neredeyse hiç batmıyormuş. Aynı zamanda yaz mevsiminde ise durum tam tersine dönüyor. Yaz aylarında en uzun gündüzler yaşanıyormuş. Dolayısıyla 2 numaralı yere getirdiğimizde dil ve anlam bütünlüğünün sağlandığını görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Binlerce yıl önce baharın gelişinin insan üzerindeki olumlu etkileri, doğayı canlandırarak insanlara çeşitli yiyecekler sunması ve hayvanların daha çok süt vermesiyle sınırlı değildi. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan medeniyetlerde baharın gelişi bayram havasında kutlanıyordu. Baharda doğanın güçlendiğine inanılıyordu. Bu yüzden Nevruz kutlamalarında su ve ateş ön planda tutuluyordu. Ayrıca ateş yaşamayı mümkün kılan, sıcaklığıyla ısıtan, ışığıyla aydınlatan güneşin yeryüzündeki iziydi. Arkadaşlar bakın, bu parçada anlatımın akışını bozan cümle 2 numaralı cümledir. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan medeniyetlerde baharın gelişi bayram havasında kutlanıyordu cümlesidir. Neden? Şundan dolayı. Bakın, baharın doğa üzerindeki etkisinden bahsetmiş diğer cümlelerde. 2 numaralı cümlede ise medeniyetler üzerindeki etkisinden bahsetmiş. Yine aynı zamanda baharın gelişinin insan üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederken 1 numaralı cümlede, daha sonra 3 numaralı cümlede bunun devam ettiğini görüyoruz. O yüzden de 2 numaralı cümle anlatımın akışını bozmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 24. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 3. olur? Arkadaşlar bu tarz sorularda önce giriş cümlesini buluyoruz. Bakın, bu kaplar, bu teknik, bu dönemde, bu teknik ifadeleriyle biz bundan önce cümlelerin varlığını anlıyoruz. Yani bundan önce cümleler kullanılmış. O yüzden bunlar giriş cümlesi olmaz. 3 numaralı cümleye baktığımızda ise İslamiyet'ten önce 2. yüzyılın ortalarında doğulu çömlekçilerin masaüstü kaplarına uyguladıkları yeni bir teknik ortaya çıkmıştır ifadesi genel bir ifadedir. O yüzden bu giriş cümlesi olur. Yani 1. cümle olur. Daha sonra yeni bir teknik ortaya çıkmıştır diyor. Şimdi bu tekniğin özelliklerinin ortaya konduğu 5 numaralı cümleye bakıyoruz. Kap yüzeyini tamamen kırmızı sır ile kaplama esasına dayanan bu teknik kısa sürede moda olmuş. Daha sonra Roma İmparatorluğu eyaletlerinde de yaygınlaşmıştır. Bakın, burası 2 numaralı cümle olur. Devam edelim. Bu tekniğin ortaya çıkışıyla beraber piyasada yeni kap türleri de görülür. Burası 3 olur. Şimdi kap türlerine bakmış olacağız. Megarak kaseleri bu dönemlerde yarım küre biçimini kısmen korumakla beraber daha küçük ölçüde yüzeysel ve daha az bezeme çeşidiyle yaşamını sürdürmüştür. Burası 4 olur. Genç Helenistik ve erken Roma döneminde revaçta olan bu kaplar terra sigillata olarak adlandırılmaktadır. Arkadaşlar burası da 5 olur. Sıralama bu şekilde olması gerekirdi. Bize baştan 3.'yü sormuş. O yüzden cevabımız da B seçeneği olacaktır. 25. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Günümüzde eğitim teknolojisi denilince akla bilgisayar ve buna dayalı teknolojiler gelmektedir. Oysa eğitim teknolojisi diğer araç ve yöntemleri içine almakta, ancak bilgisayar teknolojisinin hepsinin yerini aldığı da açıkça görülmektedir. Bilgisayarlarla bilgiyi değişik şekillerde inceleme olanağı bulunmaktadır. Öğretimde farklı yollarla bilgiyi işleme ve sunma gereği bilgisayarları ideal ortamlar haline getirmektedir. Yeni yazılımlar sayesinde farklı ihtiyaçları olan öğrencilere bilgiyle farklı şekillerde uğraşma fırsatı yaratılmaktadır. Bilgisayar araç olarak eğitimde kullanılan teknolojilerin yeniden yapılanmasına neden olmuştur. Arkadaşlar bakın, cümleleri incelediğimizde anlatım bozukluğu 6 numaralı cümlededir. Çünkü şurada arkadaşlar olumlu bir yargı varken yükleme baktığımızda olumsuz olduğunu görüyoruz. O yüzden neden olmuştur ifadesi burada yanlış kullanılmıştır. Buraya ne gelmesi lazımdı arkadaşlar? Yeniden yapılanmasına sağlamıştır ifadesinin gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Dünyaca ünlü bir Türk mücevher markası için mücevher tasarımı yapıyorum. Yaklaşık 30 yıldır mücevher işindeyim. Politika ve popüler sanatta dünya çapında üne sahip pek çok isme verilen mücevherlerin tasarımında imzam var. Bunun yanında Türkiye'nin motosiklet üreten ilk firmasında sanat ve tasarım direktörlüğü yapıyorum. Aslında mücevher ve motosiklet tasarlarken de resim yapıyorum. Daha çok hangi işlere ilgi duyuyorsunuz? Bu olabilir. Resimleriniz hangi işlere ilham kaynağı olmuştur? Arkadaşlar resimlerin herhangi bir işe ilham kaynağı olduğundan bahsetmemiş, bunu elemiş oluruz. Resim dışında hayatınızı kazandığınız diğer alanlar nelerdir? Bu da dursun. Ressam olmanızın size sağladığı ayrıcalıklar var mıdır? Bakın, herhangi bir ayrıcalıktan bahsetmemiş. Bunu da elemiş olduk. Hayatınıza yön veren alanlardan söz eder misiniz? Arkadaşlar, aslında bu da olabilir fakat herhangi bir yön vermekten bahsetmemiş. O yüzden bunu da elemiş olduk. Şimdi daha çok hangi işlere ilgi duyuyor musunuz? Yoksa resim dışında hayatınızı kazandığınız diğer alanlar neler midir? Sorumuzun cevabı. Arkadaşlar, dikkat edecek olursanız hep işlerinden bahsetmiş. İş nedir? Kişinin daha çok geçimini sağladığı alanlar olarak gözümüze çarpar. Yani hayatını devam ettirdiği, hayatını kazandırdığı alanlardan bahsetmiş bize. O yüzden ilgi duyduğu değil de geçimini sağlamış olduğu işlerden bahsediyor. O yüzden biz A seçeneğini de elemiş oluruz. Resim dışında hayatınızı kazandırdığınız diğer alanlar nelerdir sorusu bu parçanın sorusu olacak. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 27. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar, boş bırakılan yerin öncesi ve sonrasındaki cümleleri okumak işimizi kolaylaştırır hem de bize zaman kazandırır. Şimdi şairden itibaren okumaya başlıyorum. Şair yaşadığı anı, sesi, duyuşu sonsuza katmak isterken romancı bütün bir hayatı açmak, onu sonsuzluğa katmak ister. Bakın, şair ve romancıyı ne yapmış arkadaşlar? Karşılaştırmış. Devam edelim. Şiir gibi anları anlatmakla birlikte hayatın bütününe doğru yol alır ve onu temsil edecek bir parçayı öyküleştirir. Şiirden farklı olarak anlatacağı bir hikayesi vardır. Ama bu hikaye romandaki hikayeye denk düşmez. Hayatı anlatma peşinde olmakla birlikte hayatın bütününe eğilmez, bir parçasını anlatır. Arkadaşlar, dikkat edecek olursanız boş kalan yerden sonra ise öykü üzerinde durmuş. Şimdi öte yandan öykü hayatın bütününe değil, etkileyici bir hikayesine, görüntüsüne talip olur demiş. Arkadaşlar, burada etkileyici bir hikayeden falan bahsetmiyor ki. O yüzden biz bunu elemiş oluruz. Öykü ise bir filmden, bir romandan farklı olarak bir bütün olarak hayatı değil, bellekte yer eden, bizi sarsan sahneleri hikaye eder. Bakın, burada da yine romandan farklı olarak demiş. Aynı zamanda bellekte yer eden ifadesini kullanmış. Yukarıdaki parçayla örtüşmediğini görüyoruz. Bunu denemiş oluruz. Şiir, akıp giden hayatın içinden, seçilmiş parçalardan, anlardan oluşan çoğunlukla kişisel, duygusal deneyimleri yansıtır. Ama boş bıraktıktan sonra öyküden bahsetmişti. Buraya öyküyle ilgili bir cümlenin gelmesi gerekir. O yüzden bunu denemiş olduk. Öykü ise bu iki türden belirgin çizgilerle ayrılır demiş. Arkadaşlar, öykünün ayrılan yanlarını sormamış. O yüzden bunu denemiş oluruz. Öykü ise tam bu iki türün arasında durur diyerek arkadaşlar, bakın şuradaki ifadelerle de uyuştuğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 28. soru. Bu parçada Labirentteki General adlı yapıtla ilgili olarak içerik, kahraman, yazılma süreci, söyleyiş biçimi, olay bilgilerinden hangisi yoktur demiş. Arkadaşlar, parçayı okuduğumuzda Garcia Marquez Labirentteki General'de de hüzünlü bir gönüllü sürgünü konu edinir derken, bakın biz buradan bir numarayı çıkarabiliriz. Yani burada içerikten bahsedilmiş, bunu elemiş oluruz. Yine Simon Bolivar'ın reddedilmeyi sindirmemesiyle başlayan ve ölümle noktalanan kaçışının merak hikayesidir derken, bakın burada da kahramandan bahsediyor. Kahraman Simon Bolivar'mış. O yüzden 2 ile elemiş oluruz. Yine arkadaşlar, Marquez'in çocukluk yaşantılarında da önemli bir yeri olan Magdalena Irmağı üzerinde gerçekleşen bu kaçış öyküsü derken, bakın arkadaşlar, kaçış öyküsü diyor. Yani bir olaydan bahsediyor. O yüzden biz buradan da 5'i çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. 14 gün sürmüş, öyküden geriye yaşananlara dair çok fazla detay ya da anı kalmamıştır. Bu sebeple Marquez'in çok ince biçimde 2 yıl boyunca süren çok yoğun ve zorlu araştırmalarının neticesinde eser ancak tamamlanabilmiştir ifadesinde ise, buradan da arkadaşlar biz bunun yazılma sürecini ortaya çıkarmış oluruz. O yüzden 3'ü delemiş olduk. Bu parçada herhangi bir söyleyiş biçimine değinmediği için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 29. soru. Bu parçada tanıtılan külhan beyleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Arkadaşlar, bu tarz sorularda önce seçenekleri okumak gerekiyor. Anlamca neyi ifade ettiğine, çıkan yangınlara müdahale ettiklerine, farklı kesimden olan insanlardan oluştuklarına, döneminin en gözde mesleği olduğuna, isimlerini bir araya geldikleri yerin özelliğinden aldıklarına. Şimdi bakalım. Külhan Bey'i külhanda yatanlar demektir. Bakın, anlamca neyi ifade ettiğini buradan çıkarabiliriz. Ne anlama geldiğini söylemiş. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Yani hamamların küllerinin atıldığı, toplandığı yerde. Arkadaşlar, isimlerinin bir araya geldikleri yerin özelliğini de buradan çıkarabiliriz. O yüzden biz E seçeneğini de demiş olduk. Bu mekan sıcaktır doğal olarak. Uzun kış günlerinde barınaklıdır. Külhan beylerinin ipsiz sapsız takımından olduğu sanılmasın. Mahallenin gençlerinin, hatta orta yaşı geçkinlerin de geçtiği bir barınaktır burası. Mekan bir örgütlenmenin simgesidir adeta. Külhan beylerinin işi, varlık nedeni tulumbacı, yani itfaiyeciden olmalarıdır. Bakın burada arkadaşlar, itfaiyeciler ne yapar? Tulumbacılar çıkan yangınlara müdahale eder. O yüzden biz buradan B seçeneğini de elemiş oluruz. Birçoğu aslında esnaftır. Devlet dairesinde çalışan memurlar da bulunur bu takımlarda. Görmüş olduğunuz gibi farklı kesimden insanlardan da oluştuğunu buradan çıkarabiliriz. O yüzden biz C seçeneğini de elemiş olduk. Dönemin en gözde mesleği olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 30. soru. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse söz konusu eserin çok önemli bir değeri olduğu anlaşılır. Bakalım. Aslına bakılırsa Fahim Bey ve biz zamanını ve günümüzü de aşan bir metin. Kendinden sonra gelen metinlerde önemli bir etkisi olduğu ileri sürülebilir. Eser yazıldığı zamanın tarihi atmosferini, o günün hayatına, insanlarına ve onların hayat algılarına dair havayı yansıtır. Bu bağlamda edebiyat tarihimizde ele alınıp incelenmiştir. Bakın, çok önemli bir değeri olduğunu ifade etmez, bunu elemiş olduk. Nasıl bir yerde durduğu hep sorgulana gelmiştir. Bu da çok önemli bir değer olduğunu ifade etmez, bunu da elemiş oluruz. Yazıldığı teknikten ötürü sürekli taklit edilmiştir. Bu olabilir. Psikolojik durumlarda yer veren yapıtlardan biridir. Bu da arkadaşlar yine çok önemli olduğunu ifade etmez, bunu da elemiş oluruz. Kat kat örtülerin ve camekanların ardında korunması gereken bir mucize gibidir derken arkadaşlar, bakın, bir mucize, yine kat kat mekanların, örtülerin arkasında korunmalı ifadesi bunun ne kadar önemli, ne kadar değerli bir eser olduğunun göstergesidir. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu parçada konuşan kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Hikayeyi bir bütünlük içinde oluşturabilmek için çok zaman harcıyorum. Şiir yazar gibi her cümle geçişlerini, özelliklerini yerleştirmeye çalışırım. Bu nedenle bir oturuşta hikaye yazan yazarları hep gıpta ile izlerim. Oysa ben metinler üzerinde günlerce çalışırım. Sesli okurum, müziği, alışkanlığı, yakaladığım yerleri, bölümleri yeniden yazarım. Tasvir, imge ya da kelimelerin çağrışım halkasıyla alttan alta bir ritim oluşturmaya çalışırım. Başarıp başarmadığım ayrı bir konu ama hikayeyle bir bütünlük, bir alışkanlık yaratmaya çabalarım. Bakın arkadaşlar, böyle biri titizdir. Bunu elemiş oluruz. Aynı zamanda çalışmayı seven biri olarak görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Bilinçlilik, evet, son kısımlardan bakın şuradan bunu çıkarabiliriz. Bilinçli hareket ediyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Peki bu sanatçı kolaycı mıdır? Kolaycı değildir arkadaşlar. Kolaycı olmamaya çalışır. Sürekli çalışır, üretmeye odaklanmıştır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat bu parçada yetkinlikle, yani olgunlukla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 32. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Arkadaşlar bu tarz sorularda ben önce ikinci paragrafa bakıyorum. Mimar, kent bir müze değil, mimarisi tabii ki günün ihtiyaçlarına göre değişecek. Çoğu kişinin kafasında kentlerin kalıcı olduğu yanılgısı var. Buradan hareketle önüne gelen bir şeyler yaparak İstanbul'un gölgesine sığınarak adını duyurma düşkünlüğünde. Çağdaş kent mimarisi çok amaçlı dinamik değişkenlik üzerine kurulu olmalı. Şimdi seçeneklere baktığımızda bakın C seçeneğinde kent mimarisinin sık sık değişmesi doğru mu? Bu durumun sakıncaları var mı? Bakın tam da bu sorunun cevabı olmuş oluyor arkadaşlar. Yine biz bir numaralı parçaya da bakmış olalım. Mimar, İstanbul'un kent belleği şehrin geçmiş ve geleceğine kayıtsız. İstanbullu geçmişten habersiz, geleceğe ufku kapalı. Çoğumuz için İstanbul'un yaşam mücadelemize sahne olmaktan öte yeri yok. Nerede, kaç paraya yaşayabilirim, nereden nereye kaç saatte gidebilirim derdimiz bunlar. Şehir plancıları, belediyeler, rantçılar, savaş sonrası bir şehrin unsurları gibi. Seçenekte ise İstanbul'un kentsel dönüşümünde politikaların kent belleğini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz sorusuna tam cevap olarak çıkıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 33. soru. Bu parçadan hareketle kimileri için yazmanın bir zorunluluk olduğu, yazmanın herkesin kendini ifade etme biçimi olduğu, her insanın kendini ifade etme yollarının farklılık gösterdiği, yargılardan hangisine veya hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım, ben hikaye yazmanın ya da daha temelde yazmanın bir tercih olmadığını düşünüyorum. Yazmak bizim bir tercihimiz değil. Arkadaşlar kişinin tercihi ise bu nedir? Zorunluluk değil midir? Bakın buradan biz biri çıkarabiliriz. Her insan bir yeteneğin içine doğuyor. Kendini bununla ifade ediyor. Biz buradan da arkadaşlar bakın 3'ü çıkarmış oluruz. Her insan kendini ifade etme yolları farklılık göstermektedir. O yüzden doğru cevabımız da 1 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği olacaktır. 34. soru. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bize ana düşünceyi soruyor. Ana düşünce normalde paragrafın son kısmında yer alır. Fakat burada öyle olmadığını görüyoruz. Burada ana düşünce bakın tam şurada. Allah'ın bana bahşettiği bu kadınlığın türlü hallerini hikayelerimde işlemekten keyif alıyorum ifadesinde. Seçeneklere baktığımızda her hikayeyi kadın eli değmesi gerektiği değil. Kadın bir yazar olmanın verdiği mutluluk bu da değil. Kadın olmanın ayrıcalıklı bir nitelik olduğu bu da değil. Kadınlık dünyasına ait her şeyi anlatmaktan haz duyduğu yani bundan mutluluk duyuyor. Kadın bir yazar olmaktan mutluluk duymuyor. Kadınlık dünyasına ait her şeyi anlatmaktan haz duyuyor, mutluluk duyuyor. Bu da bakın burada ifade edilmiş. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 35. soru. Bu parçadaki altı çizili bölümle yazara ilişkin anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Keder ve hüzün içinde akan hayatın izlerini ölümsüz harfleriyle kayda geçiriyor. Bakın arkadaşlar, keder ve hüzün neyin ifadesidir? Acının ifadesidir. Yine arkadaşlar ölümsüz harflerle kayda geçiriyor demiş. Yani kalıcılığı yakalıyor arkadaşlar. Kalıcılıktan bahsediyor bize. Kalıcı bir dil kullanmasından bahsediyor. Seçeneklere bakalım. Kimi insanların yaşamlarına dair gerçekleri başarıyla anlatmak. Bu olamaz. Kalıcı bir üslupla olayları anlatmak. Doğru. Kalıcı bir üsluptan bahsediyor. Fakat keder ve hüzünden, acıdan da bahsediyor. O olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Yaşamla ilgili sıkıntıları not etmek bu olamaz. Acıyla yoğrulan yaşamın yansımalarını kalıcı bir dille ortaya konmak aradığımız cevap buydu. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 36. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Yani arkadaşlar bize neyi soruyor? Parçanın konusunu sormuş oluyor. Parçamıza bakalım. Bu romana dair net bir başlangıç noktası yok aklımda. Yazılan birkaç paragraf, kokular gibi, sezgi gibi gelen birkaç yarım yamalak fikir. Ama bir yandan derinde bir yerlerde kötü bir sıkıntıyı, ağır bir suçluluk duygusunu açma, didikleme isteği. Birkaç paragraf, 3-5 sayfa daha, sonra o sayfaların başka meraklara, sorulara, sıkıntılara kapı açması. 5-10 ayrı mecradan çıkmaya başlayan hikaye. Sonra karakterlerin sadece sayfa üzerinde değil, benim içimde de konuşmaya başlaması. Sayfalar doldukça artan endişe, bu kez frenleme, dizginleme, metni toparlama çabası. Tabii gidişata sürekli eşlik eden özgüven krizleri. Metnin hiçbir şeye benzemediğine dair teşhisler, sonra yine umutsuzluk, endişe, kriz. Böyle romanın sonuna geldim işte. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu parçada bize neden bahsediyor? Bir romana nasıl başladığından, nasıl devam ettirdiğinden ve onu nasıl sonlandırdığından bahsediyor. Yani romanı başlatan ve bitirenin ne olduğu üzerinde durmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Arkadaşlar, yine bize parçanın konusunu sormuş oluyor. Konu genellikle ilk cümlede yer alır. Bakalım. Sorgulama günümüzde bütün eğitim tekniklerinin merkezinde yer almakta ve çoğu okulda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bakın arkadaşlar, okullarda kullanılan sorgulama tekniğinden bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda sorgulamanın gücü, öğretmen yetiştirmede sorgulama, sorgulamanın eğitime katkısı, sorgulamanın öğrenciler üzerindeki rolü, en genel yargı arkadaşlar eğitimde sorgulamadır. Hepsini içine alır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 38. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Kişileştirme, örnekleme, sayısal verilerden, tanık göstermelerden, betimlemelerden. Parçayı okuduğumuzda bakın, parçada 395 soru, %80'inin bu soruları cevapladıkları, 115 dersin 87'sinde sorgulama, 5-10 yıl arası, 250-300 arası gibi ifadelerin yer alması bu parçada sayısal verilerden yararlandığını göstermektedir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 39. soru. Bu parçadan şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hayalleri güçlendirdiği, gönle ve akla seslendiği, tanımlanmasının zor olduğu, yalnızca duyulmak için olmadığı, sözcükleri yeni anlamlar yüklediği. Parçamıza bakalım. Şiir, kelimelere duyguların ve ritmin eşlik ettiği, düşler dünyasını perçinleyen bir yazı biçimidir. Bakın arkadaşlar, buradan hayalleri güçlendirdiğini çıkarabiliriz. Çünkü düşler dünyasını perçinleyen ifadesi var. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Devam edelim. Şiir, duygu ve düşüncelerin yaratıcı bir dil ile kalbe ve zihne ulaşmasıdır. Bakın, duygu neye hitap eder arkadaşlar? Gönüle hitap eder. Düşünce akla hitap eder. O yüzden B seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Şiirin gücü bizi nasıl hissettirdiğinde saklıdır. Güzel bir şiir, bir nesnenin, duygunun veya düşüncenin cevherlerini yakalamış olan yaşantıların takdir edilmesi ve dile gelmesidir. Şairin kelimeleri ustalıkla örmesi okuyana haz verir. Şiir sadece kulağa hitap etmez. Duygulara ve hayata derinlik kazandırır ve hayatın farklı boyutlarını besler. Arkadaşlar, buradan da yalnızca duyulmak için olmadığını anlamış oluruz. O yüzden D seçeneğini denemiş olduk. Şairin kuvvetli kalemi ile sıradan kelimeler yeni ve farklı duygular taşıyabilir. Bu kelime şiirdeki yeri ve anlatımı ile yazanda ve okuyanda birden fazla duygunun ve düşüncenin dalgalanmasını sağlayabilir. Bakın arkadaşlar, şuradaki kuvvetli kelime ile sıradan kelimeler yeni ve farklı duygular taşıyabilir ifadesi sözcüklere yeni anlamlar yüklendiğinin göstergesidir. Buradan da E seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Tanımlanmasının zor olduğu bu parçadan çıkarılamaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu denemenin de son sorusuna geldik. 40. soruya. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Öznel anlatım demiş. Arkadaşlar, parçayı demin okumuştuk. Hemen hemen bütün cümlelerde öznel anlatım var. O yüzden bunu elemiş oluruz. Alıntı yapma. Bakın, şurada tırnak içine alınan bir ifade var. O yüzden burada da alıntı yapma vardır. Bunu da elemiş olduk. Peki tanımsal nitelik Bu nerede var arkadaşlar? Bakın bu da şiir, kelimelere duyguların ve ritmin eşlik ettiği düşler dünyasını perçinleyen bir yazı biçimidir ifadesi. Bu da tanım ifadesidir. O yüzden C seçeneğini de elemiş olduk. Tahminde bulunma var mı peki arkadaşlar? Tahminde bulunma da var. Taşıyabilir ifadesi tahminde bulunduğunun göstergesidir. Buradan da biz E'yi çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Örnekler sıralama demiş. Bu parçada örneklere yer verilmediği için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.